Tabii normalde Süper Lig'in ikinci yarısı bir hafta da geç başlayacaktı. Seçim gerekçesiyle Süper Lig'in ikinci yarısının bir hafta öne gelmesi gerekçesiyle şimdi 2 hafta oynayacak takımlar ve bundan da en çok etkilenenlerden biri şüphesiz Beşiktaş olacak. Çünkü Beşiktaş da devre arasını transferde hareketli geçiren takımlardan oldu. Muhtemelen de Akhisar karşısında Nişanoğlu Güneş de dahil. Herkes merak ediyor Beşiktaş'ın ikinci yarı ana planı kim olacak? Ana oyuncuları kim olacak? İşte Babel'in yerinde nasıl bir formül üretecek orada? Ki bence Güven'in orada sol açık pozisyonda oynama ihtimali çok kuvvetli. Çünkü Güven hem Türk futbolu için hem Beşiktaş'ın önemli bir futbolcu. Evet, devre arasında saç modelindeki değişiklik biraz kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Acaba işte Güven erken mi oldum hissine kapıldı diye, ama ben öyle görmüyorum. Yüksek özgüven bir forvet oyuncusu için, bir santrfor için önemlidir. Özgüveni yüksek bir çocuk. Başladığı günden beri zaten özgüveni yüksek olduğunu hissettirdi. Stilini de Nihat Kahveci'ye benzetiyorum ve Nihat da onun yaşına çıktığında aynı özgüvene sahipti. O yüzden zaten direkt formayı alıp 11'de oynamaya başlamıştı. Nihat da sağ açık gibi başlamıştı. Sonra zaman zaman iki santrfordan biri de oynadı kariyerinde. Şimdi Güven'in de Burak'ın varlığında, Beşiktaş'ta santrforda Burak başlayacağına göre Burak'ın varlığında sol açık oynama ihtimali veya kenarlarda oynama ihtimali bence kuvvetli. Dolayısıyla Şenol Güneş'in de ikinci yarı planlamasında hem Burak'a hem Güven'i hem Laiç'e ilk 11'de şans vereceğini, bu oyuncularda başlayacağını, Akhisar karşısında da dikkat çekici performansının Dorukhan ve Güven'den geleceğini düşünüyorum. Doğrusu Beşiktaş'ta ikinci yarının anahtarı bu yeni formaya yeni adapte olan, milli takımında geleceği olan genç adamlar.